Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 34. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte Pascal üçgenini nasıl oluşturulur onu göreceğiz. Fakat bu ders birazcık zor olacağı için, yani bunun algoritmasının biraz zor olmasından dolayı bunu izlemenizi istiyorum. İç içe döngü kullanacağız. Zor olan kısmı o değil tabii ki. Zor olan şunu formülize etmek. Gerçekten zor bir algoritması var. Kendi başımıza oturup yazmaya kalksak belki bir ayımızı bulabilecek bir formülü var. Şimdi bu algoritmayı oluştururken ben şöyle 1, 2, 3, 4, şöyle 4 satır, yani algoritmayı anlatırken şöyle 4 satırlık şu algoritmanın üzerinden anlatacağım size ki hepsi için geçerli olacak. Şimdi ben ilk önce kişiden bir satır sayısı gireceğim. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır ve dördüncü satır. Mesela 4 girdiğimi varsayacağız ve o 4 üzerinden oluşturacağız. Bu yüzden ben ilk olarak şunu yapmak istiyorum. Ben ilk olarak size küçük küçük hafif hafif yazmaya başlayıp çok ağır ağır ilerleyerek nerede ne yaptığımı anlatarak ilerlemem çok mantıklı olacak. Aksi halde bu dersi anlamakta zorluk çekeceksiniz. Şimdi adım adım ilerlemek istiyorum. Diyorum ki bana satır sayısını gir diyorum. Satır sayısını alacağım row adındaki variable'la. Ve i adındaki variable'ı şurada oluşturdum ve sıfırdan başladım. Sıfırdan başlatmamın bir sebebi var. Algoritmamı daha kolaylaştırdığı için sıfırdan başlattım. Yani şuraya 1 deyip şuraya i küçük eşit row diyebilirdim. Yine aynı şekilde 4 adet dönecekti. Ancak bu benim biraz daha içeride yapacağım işlemleri zorlaştıracağı için i variable'ını sıfırdan oluşturdum. I variable'ımı sıfırdan oluşturmamın sebebi algoritmamı oluştururken bana daha kolaylık sağlayacağı için. Yine sıfırdan başlayıp row'a kadar. Örneğin row satır sayısını 4 girdiğimi düşünün. Bakın 0. Bakın i değerim sıfırdan başlayacak. İlk satır 0, ikinci satır 1, üçüncü satır 2 ve dördüncü satır 3 olacak. Yani i değerimi sıfırdan başlatmama rağmen row 4 olduğu için bakın 0, 1, 2, 3 dönecek. Bakın 0 küçük müdür 4'ten evet, 1 küçük müdür 4'ten evet, 2 küçük müdür 4'ten evet, 3 küçük müdür 4'ten evet, 4 küçük müdür 4'ten hayır. O halde döngü sonlanacak. Yani yine 4 tane satır elde etmiş olurum. 0'dan row'a kadar küçük dersem. Şimdi kontrol ediyorum. 4 tane gireceğim. Bakın satır sayım 4. Satır sayım şu an 4 ise benim şurada backslash n bırakmam en mantıklısı olacaktır. Bakın 1, 2, 3, 4 tane f'i aldım. Ve şuradaki boşluğu elde etmek için ise şuradaki cout'taki backslash n, double backslash n'i yazdım. Tamam mı? İki tane arda arda yazdım ve oradaki boşluğu elde etmek için. Güzel. Algoritmam oluşmaya başladı. Şimdi burada f dememin sebebi şu an örnek olarak size daha basit bir noktaya götürmem gerektiği için. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada bir algoritma kuracağım ve buradaki algoritmama son derece dikkat edin. Şimdi gap boşluk demek Türkçe'de. Yani yine aynı anlama geliyor. Ya gap dersiniz ya space dersiniz. Önemli değil. Yani burada bir boşluk işlemi yapacağım. Gap'imi birden başlatacağım. Ve gap'ime row minus i diyerek satırımdan i variable'ın içerisindeki değeri çıkaracağım. Bu kadar bir değer boşluk bırakacağım. Bakın burada çift boşluk bıraktım. Buna da dikkat edin. Şimdi bu boşlukları niye bıraktım? Anlatacağım. İlk önce şurada satır sayımı gireyim. Bakın şu piramit görüntüsünü elde etmem gerekiyor. Değil mi? Şimdi ne yaptım ben? Asıl onu anlamanızı istiyorum. Bakın bu gap kısmında ne yapıyorum? Bakın diyorum ki mesela 4 satır girdiğimi varsayın. Diyorum ki en sonunda 1 adet boşluk olsun. Sonra bir üstünde 2 adet boşluk olsun. Şurada 3 adet boşluk olsun. Ve şurada 4 adet boşluk olsun. Şurada bir hizalama var aslında. Ben bu piramit görüntüsünü elde etmek için şurada 4 adet boşluk, şurada 3, şurada 2 ve şurada 1 adet boşluğa ihtiyacım var. Bu yüzden gap'i birden başlattım ve dedim ki dikkat dedim. Gap küçük eşit row minus i. Bakın şurada row minus i dedim. Şimdi bakın row 4, dışarıdan 4 girdiğimi biliyorsunuz. Bakın 4 girdim. I variable'ından çıkarıyorum. I variable'ım ilk satırda ne? 0. Bakın 0. 4 eksi 0. Sonra i variable'ın 1 artacak bir sonraki satırda. 4 eksi 1 olacak. 4 eksi 2 olacak. Bakın şurada i variable'ım. Şurada i variable'ım 3. 4 eksi 3. Yani bakın 4 eksi 3. 1 boşluk. 4 eksi 2. 2 boşluk. 4 eksi 1. 3 boşluk. Ve 4 eksi 0. 4 boşluk. Böylelikle diyelim ki 4 değil de satır sayısını 7 girdik. O zaman ne olacak? 7 eksi 0. 7 eksi 1. 7 eksi 2, 7 eksi 3, 7 eksi 4, 7 eksi 5, 7 eksi 6.
Şurada bir boşluk, şurada iki, şurada üç, şurada dört, şurada beş, şurada altı ve şurada yedi boşluk olmak üzere ne olacak? Şurası 7-0 olacak, 7-1 olacak, 7-2 olacak, 7-3 olacak, 7-4, 7-5, 7-6. Tamam mı? Yani bu algoritmayı kurmamın sebebi buradaki boşlukları girilen satır sayısına göre ayarlamak. Şöyle göstermek isterim ben size. Bakın. Dikkat edin. Şimdi bakın. 1, 1-1, 1-2-1, 1-3, 3-1. Pascal üçgeni nedir? Bakın kendisindeki yukarıdaki sayıyı toplayarak gidiyor. Bakın şurada birler sağ ve solda oluşmak üzere. Şurada şu 1 ile 2'yi topluyorsunuz 3. Şuradaki 2 ile 1'i topluyorsunuz 3 şeklinde gidiyor. İşte bu böyle gidecek. Bakın 1, 4, 3 ile 3'ü topla 6, 3 ile 1'i topla 4 ve en sonunda yine 1 sayısını yazacağız. Güzel. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki satır sayım şu anda 5. Row 5. Doğru mu? Row'a 5 girdik. Bakın row'a 5 girdik. Böylelikle for'u 5 satır olacak şekilde alacağız. Ancak benim boşluklara da ihtiyacım var. Çünkü piramit yapısı yapıyorum ya. Ben geliyorum diyorum ki row'dan i variable'ının içerisindeki değeri çıkarırsak i ilk başta ne olacak? 0. 5-0. 5-0 ne? 5. Yani bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5 adet boşluk bırakacağım şurada. Güzel. Burada şuradaki boşluğun 2 adet olduğuna dikkat edin. Ben size 1 adet diyorum da 2 adet yan yana olacak şekilde bırakacaksınız. Fark etmez. Yani şurada mantığı anlayın. Yani tek bir tane daha bırakabilirdiniz. Ben güzel bir görüntü oluşsun diye 2 adet bıraktım. Şimdi geldi bu forun içerisinde. Bakın 0 küçük müdür 5'ten evet şu forun içerisine girdi ve geldi buraya. Gap 1'den başladı. Dedik ki 1 küçük müdür 5-0'dan yani 5'ten evet. O halde 5 kez bunu döndürecek bu foru. 5 kez. 5 tane boşluk yazacak. Güzel. Gelecek F'i yazacak. 5 boşluktan sonra. Tamam mı? Şuraya F yazacak. Sonra bir alt satıra inecek. Sonra tekrar yukarı gelip şuradaki dış fora gelecek. İ'min yeni değeri ne oldu? 1. 1 küçük müdür 5'ten? Evet. I variable'ımın değeri 1 olduğu için ve row'da 5 olduğu için 5-1 olarak 4'e kadar devam edecek. Bakın gap 1'den başlayıp gap küçük eşit 4 oluncaya kadar 4 kez bunu döndürecek. Bakın ne yapacak? 1, 2, 3 ve 4. 4 adet boşluk yazacak. Boşluk yazdıktan sonra bir F yazacak ve sonra bir alt satıra inecek. Sonra i variable'ımın değeri ne oldu? 2. 2 küçük müdür 5'ten? Evet. Gelecek şurada 5 eksi 2 diyecek. 3 adet boşluk. Yani 3 kez bu for'da şu boşlukları döndürecek. 1, 2. Sonra gelecek. i variable'ımın değeri ne oldu? 3. 3 küçük müdür 5'ten? Evet. O halde şuraya gelecek. 5 eksi 3. 2 tane boşluk bırakacak. Bakın 2 kez boşluk bıraktıktan sonra F yazıp bir alt satıra inecek. Güzel. i variable'ımın yeni değeri ne? 4 küçük müdür 5'ten? Evet. O zaman gelecek. Şuradaki forun içerisine girecek. 5 eksi 4 1'dir. O zaman gap 1'den küçük eşit 1 oluncaya kadar bir kez bir boşluk yazacak. Bakın. Gördünüz mü? Aslında şurada dümdüz burada boşluklar bırakıyoruz. Piramit sistemini oluşturmak için. Bakın. Şurada ne yaptık? 5 adet, şurada 4 adet, şurada 3 adet, şurada 2 adet, şurada 1 adet boşluk bıraktım. Bu boşlukları şuradaki algoritmamla yaptım. Şuradaki algoritmam ne üzerineydi? Dedim ki girilen satırdan burada niçin i0 dediğimi de anladınız mı? i1 değil. Yani 5'ten 0'ı çıkarıp şuraya 5 boşluk, şuraya 4 boşluk, 5'ten 1'i çıkarıp, 5'ten 2'yi çıkarıp, 5'ten 3'ü çıkarıp şuradaki boşlukları muntazam bir şekilde yapmak için. Eğer burası 1 olsaydı 5-1 şuraya 4 adet boşluk bıraktıracaktım ki ben bunu istemiyorum. Ben burada 5 adet boşluk istiyorum. Yani satır sayım kadar boşluk. Sonra bir aşağısı, bir aşağısı, bir aşağısı, bir aşağısı. Bu yüzden sürekli burada bir minus çıkarma işlemi yaptım. Satırdan i variable'ımı çıkardım. I variable'ım kaçsa, 0'sa, 1'se, 2'se, 3'se, 4'se böylelikle 5'ten 1'e kadar giden bir süreç oluşturdum. Bu algoritma basit. Bu algoritmayı siz de kurabilirdiniz. Yani burada şuradaki boşlukları hangi mantığa göre kurduk onu anlamış oldunuz. Şimdi dikkat. Bu boşlukları bıraktık. Boşluk algoritmamızı kurduk. Güzel. Ancak ne lazım bana? Şuradaki sayıları da oluşturmam lazım. Yukarıdan aşağıya bakın şuradaki i variable ile yukarıdan aşağıya satırları oluşturduk. Artık kaç satırsa 1'se 1, 2'se 2, 3'se 3, 4'se 4, 5'se 5. Şu an 5 var burada görünüyor. Ben hemen şunu sileyim. Size anlatacağım algoritma biraz zor olduğu için şurada 4 adet girildiğini varsayalım. Kullanıcı 4 girdi. Bakın 4 i variable'ı 0'dan 4'e kadar 4 kez 4 satır inecek. Ben size ne demiştim? Demiştim ki bir yerde tekrar eden veriler varsa yukarıdan aşağıya tamam bu row. Bir de iç for yapmamız gerekiyor. İç for'da da bakın
biz şuradaki sayıları yazacağız. Bakın yine tekrar eden bir sayılar sistemi var. O halde tekrar bir for'a ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Ancak şu for'un içerisinde değil. Bu for boşlukları yapmak için. Şimdi şu f yazdığım yere bir for yazıp oradaki sayıları alacağım. Şimdi buradaki algoritmama odaklanmanız çok önemli. Şurası collide. Yani burayı siz bulabilirdiniz. Yani şu algoritmayı kurabilirdiniz. Bu yüzden bu boşluk algoritması aslında sıkıntısız. Ancak bakın şurada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Bakın eğer ben ilk satırı yazarsam ilk satırda kaç eleman var? Bakın ilk satırda bir eleman var. İkinci satırda iki eleman var. Üçüncü satırda üç eleman var. Dördüncü satırda dört eleman var. Yani satır sayımla eleman sayım aynı. Ben burada bir kez yazdıracağım. Şurada iki kez yazdıracağım. Şurada üç kez yazdıracağım. Şurada dört kez sayı yazdıracağım. Doğru mu? O halde diyorum ki J sıfırdan başlasın. J'yi sıfırdan başlatıyorum ki şöyle göstereyim size. 1 diyelim. 1, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Dikkat edin. Diyorum ki iç döngüm sıfırdan başlasın. Ve sıfırdan başlayan bu değer ilk önce 1 adet yazacak. Sonra 2 adet, sonra 3 adet, sonra 4 adet. Doğru mu? Satır sayımla uyumlu gidiyor. O halde i0, şurada küçük eşittir i dedim. Yani siz bu for'u da aslında rahatlıkla kurabilirdiniz. Bu algoritmayı biraz düşünüp. Diyoruz ki j sıfırdan başlasın. Bakın j'in ilk değeri sıfır. I'ın da ilk değeri sıfır. Sıfır küçük eşit midir sıfırdan? Evet doğru. Bakın bir kez çalışacak burası. Bir kez çalışacak ve şuraya gelecek. Ve diyorum ki eğer j sıfırsa bakın şurada j sıfır. Şöyle göstereyim hatta size. Bakın j'in şuradaki değeri sıfır doğru mu? J'in şuradaki değeri sıfır. Şurada bir. J'in değeri şurada 0, şurada 1, şurada 2. J'in değeri şurada 0, şurada 1, şurada 2, şurada 3. Değil mi? Bunlar J değeri. Böyle soldan sağa doğru J değeri artarken yukarıdan aşağıya doğru I değeri artıyor. Doğru mu? Bakın I şurada 0, I şurada 1, I şurada 2 ve I şurada J burada 0. İniyoruz aşağıya. J yine 0, 1, J 0, 1, 2, J 0, 1, 2, 3. Değil mi? Bir de sağa doğru giden bir for döngüm var. Güzel. İlki ne oldu? 0. Küçük eşit 0. Güzel. Bir kez bu döngü çalışacak. Çünkü ben bir kez çalışması istiyorum ve 1'i yazdıracağım ya. Tamam. Ben şu an bu sayıları yazdırmayacağım. Kafanız karışmasın diye. Ben diyorum ki J'in 0 olduğu yerlere F at. Bakın J nerelerde 0? Şu piramidin ilk rakamları 0. Ona F ata. Hatta buna 1 yapalım. Birazdan 1 yapacağız. Bunu 1 yapalım. Geriye kalanlarına da F yazsın. Bakın buna 1 desin. Geriye kalanlarına da F desin. Eğer sıfırıncıysa 1 atasın. Değilse F atasın. Hemen gözlemleyelim. Neredeyiz? Ne yaptık? Bakın J değerini unutmuşuz. Şurada J variable'ını tanımlamamız lazım yukarıda. Ne diyelim? Yine 4 diyelim. Bakın 1, 1, 1, 1. Güzel. Şu FF'leri de güzel bir şekilde görünmesi için ben şöyle yapabilir miyim? Bakın F dedim. 1, 2, 3 boşluk bırakayım. Nasıl görüneceğini görmek istiyorum. 4 dediğimde 1. Güzel. Güzel çalışıyor. 1 dedim. 1F, 1F, F, 1F, F, F. Tamam. Şurada da bir boşluk bırakırsak bence güzel olacak. Hatta burada da aslında bu bozuluyor böyle. Şöyle yapalım. Bakın burada bir variable oluşturalım. Number diyelim. 1'e eşit olsun. Şurada number variable'ını tanımlıyorum. Else'de de şöyle number'ım 2 eşit olsun. For döngüsünden çıkmadan hemen önce cout ile number'ı yazdıralım. Number'ı yazdıktan sonra şuraya bir 3 adet boşluk bırakayım ki güzel bir görüntü oluşsun. Bakın ne demiş oluyorum? Diyorum ki J 0'sa 1 yaz, değilse 2 yazdır. Yani yavaş yavaş algoritmama yaklaşmaya çalışıyorum. Henüz bakın Pascal üçgenini henüz oluşturmadım ama size güzel bir görüntü şimdilik verdik. Bakın buradaki görüntüyü oluşturmaya çalışıyorum. Burada 1 ve 2 dememin sebebi şu an kafanız karışmasın diye. Yoksa şu an bakın ne yaptım? Şuradaki 1'leri elde ettim. Geriye kalan değerleri şimdi bulmaya çalışacağım. Algoritmamın asıl zor kısmı şurada number 2 değerini atadım ya. Asıl bomba şurada gelecek. Herhangi bir paniğe sebep olmadan kodumuzu burada ne yaptık?
burada ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi dikkat edin. Ben J0, bakın şunların J0 olduğunu biliyorsunuz. Bakın şunlar J0, şu J0, şu J1, şu 1, şu 2, şu J1, şu J2, şu J3. Güzel. Şimdi J0'dan küçük eşit i olan oluncaya kadar, J0'dan J küçük eşit i oluncaya kadar. J0'dı. I variable'ımın içerisindeki değer ne ilk başta? 0. 0 küçük eşit mi 0'dan? Evet. O zaman şuradaki döngüyü bir kez çalıştıracak. J0 ise 1 ata diyorum. Bakın şu ilk birimizi şöyle atadık. Gelecek 1 yazdı, 3 adet boşluk bıraktı. Sonra geldi, J değerim 1 oldu. 1 küçük eşit midir 0'dan? Hayır. For döngüsünü kırıp çıktı. For döngüsü artık kırıldı. Ne oldu? Geldi cout'ta bir alt satıra. Bakın şuradaki 1'den şöyle değiştireyim. Şuradaki 1'den hatta beyaz renk daha iyi olabilir. Şuradaki 1'den bir alt satıra indi. Artık şuradayız. Şimdi bir alt satıra indik. Sonra geldik. Şuradaki for'un, şu en dış for'un altına geldik. Yine boşluğumu yazdırdı. Bak şurada 4 adetti ya. Şöyle 4 adet boşluğumu yazdıktan sonra 3 adet boşluğumu yazacak. Zaten az önce şunu anlattım. Sonra tekrar gelip şu for'un içerisine girecek. Şu for'da ne yapacak? Onu bir gözlemleyelim. Şunu mavi seçiyorum. Artık i değerim 1 oldu değil mi? Çünkü şurada i'yi arttırdım. Aslında şöyle yapayım. Şöyle kırmızıyı seçeyim. I değerim artık 1 oldu. Çünkü i++ dedi, bunu 1 arttırdı. J değerim şu an 0. 0 küçük eşit midir 1'den? Evet, geldi. J 0 ise number'a 1 değerini atıyor. Bakın gerçekten J 0 ise number'a 1 değerini atadı. Else bloğu çalışmadı. If çalıştı ve şurada 1 yazıp 3 adet boşluk bıraktı. Şöyle 3 adet boşluk bıraktı. Güzel. İstediğim gibi ilerliyor. Şu an tekrardan şu döngünün başına geldi. J değerim artık 1 oldu. Çünkü J++ çalıştı. 1 küçük eşit midir 1'den? Evet. Bakın tekrar iç for'un içerisinde kaldık. J değerim 0'a eşit midir? Hayır. Burası çalışmadı. Else bloğu çalıştı ve number'ın 2 olduğunu söyledi. Ve geldi şuraya 2 değerini yazdırdı. Güzel. Şimdi tekrardan. Şimdi geldi bir alt satıra geçti. Şöyle bir alt satıra geçti. Şuradaki cout backslash n ile sonra geldi for'un başına. Geldi burada dedi ki 4 eksi artık i variable'ımızın değeri kaç? 2. Doğru mu? Şöyle 4 eksi 2 dedi ve şuraya 2 adet boşluk yazdı. Şu for 2 kez çalıştı. For 2 kez çalıştıktan sonra geldi i değerim 2. 0 küçük eşit midir 2'den? Evet. Şu for'un içerisine girdi. J 0 ise 1 değerini atıyordu. Bak şuradaki 1 değerini atadı. Sonra geldi şurada else çalışmadı. Cout ile 3 adet boşluk bıraktı. Sonra geldik. J değerim 1 oldu. 1 küçük eşit midir 2'den? Evet. Tekrar bunun içerisine girdi. Ama fakat J artık 1 değerine eşit olduğu için şurası çalışmadı. Else bloğu çalıştı ve şuraya 2 yaz. Ve 3 adet boşluk girdi. Sonra geldi. Tekrardan başa. J değeri kaç oldu? 2 oldu. 2 küçük eşit midir 2'den? Evet. Tekrar bu iç for'un içerisine girdi. Ve else çalıştı. Number'a 2 dedi. Şuraya 2 yaz. Sonra geldi. J değerim kaç oldu? 3. 3 küçük eşit midir 2'den? Hayır. Şu çalışmayacak for. Ve gelip şurada cout ile backslash n çalıştı. Geldi bir alt satıra. Şöyle yukarı gittik tekrardan. I değerim kaç oldu? 3. Burada 4 eksi 3 oldu. 4 eksi 3 1'dir. Bir kez bir boşluk yazacak şuraya. Şuradaki algoritmamdan. Sonra tekrar bu for'un içerisine gelecek. Şurada i değerim artık kaç oldu? Bakın şurada 0'dı, şurada 1'di, şurada 2'ydi, şurada 3'tü. I değerim şurada 3. J 0'dan 3'e kadar bir şeyleri tekrarlayacak. Neyi tekrarlayacak göreceğiz. Şimdi 0'dan başladım. 0 olursa 1 değerini yazdıracak. Bakın 1 değerini yazdı ve gelip şurada 3 adet boşluk bıraktı. Sonra döndü. J kaç oldu? 1. 1 küçük eşit midir 3'ten? Evet, tekrar içeri girdi ve artık bu if çalışmayacak. Çünkü J 0'a eşit olmadığı için 1'i kabul edecek ve 2'yi yazdıracak şurada. Else bloğu çalışacak. 2 yazacak ve 3 adet boşluk bırakacak. Sonra tekrar üst yukarı gitti. J değerim kaç oldu? 2. 2 küçük eşit midir 3'ten? Evet, tekrar buraya geldi ve tekrar 2'yi yazdırdı ve 3 adet boşluk girdi. Sonra geldi. J değerim kaç oldu? 3. 3 küçük eşit midir 3'ten? Evet. O zaman yine else bloğu çalıştı ve şuraya 2 değerini yazdırdı. Ve 3 adet boşluk bıraktı. Sonra J değerim kaç oldu? 4. 4 küçük eşit midir 3'ten? Hayır. Şu for'u kırıp çıktı. Sonra bir alt satıra indi. Şöyle bir alt satıra indi. Sonra yukarı çıktı. I değerim kaç oldu? 4. 4 küçük müdür 4'ten? Sonuçta burada row'umu 4 girdiğimi varsaymıştık. 4 küçük müdür 4'ten? Hayır. Bakın, şu for'dan da çıktı. Ve geldi 2 adet backslash n ile alt satıra indi.
ve bizim algoritmamızı bitirdi. Ne yapmış oldu? Tekrar gözlemleyelim. Bakın 4 dediğimde 1 dedi, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Eğer ben buna 9 da deseydim ona göre boşluklarımı oluşturacaktı. Bakın gördünüz mü? Şurada 9 adet, şurada 8, şurada 7, şurada 6, 5, 4, 3, 2, 1 adet boşluk bırakmış oldu. Güzel. Şu 1'lerden sonra hepsini 2 yaptı. Ancak Pascal üçgeninde ben else bloğu çalıştığında number 2 olsun istemiyorum. Bu yüzden matematiksel olarak bir algoritma geliştiriyorlar bu konuda. Diyorlar ki ya biz buradaki 2'yi, buradaki 1'i nasıl elde ederiz? Şuradaki 3, 3, 1'i nasıl elde ederiz? Şuradaki 4, 6, 4, 1'i nasıl elde ederiz? Şuradaki 5, 10, 15, 1'i nasıl elde ederiz? O yüzden şu formülü geliştiriyorlar. Şunu kabul etmem gerekir ki bu programlamadaki en zor kısım buydu. Belki buradaki şu algoritmayı kurmamız haftaları sürebilirdi. Ama bizim için daha önce yapıldığı için tekrardan Amerika'yı keşfetmenin bir anlamı yok. Gerçekten zor kısım burası. Şimdi bu kısmın zorluğu nereden geliyor? Şöyle göstermek istiyorum ben size. Şimdi row'u 4 girdiğimizi varsayarsak bunun üzerinden size anlatmaya başlayacağım. Dikkat! Burayı iyi dinlemeniz önemli bakın. I variable'ımı sıfırdan başlattım ve I sıfır küçük müdür 4'ten? Evet. Bakın şuradaki for'un içerisine girdik ve geldik. 4 eksi I sıfırdan başladık. 4 eksi 0 4'tür. O halde şurada 4 kez boşluk yazdıracak. Bakın 1, 2, 3, 4 kez boşluk yazdırdı. 4 kez boşluk yazdıktan sonra benim I variable'ımın değeri şu an 0. Doğru mu? J 0'dan başlıyor. 0 küçük eşit midir 0'dan? Evet. O halde şu for'un içerisine de girdik. Geldi. J 0 mıdır? Evet. O halde number'ı 1 yaz geç. Uğraşma bakın. Number'ı 1 yazdı geç. Şuradaki 1 değerini yaz. 1 değerini yazdıktan sonra geldi. J variable'ı plus plus dediği için 1 oldu. 1 küçük eşit midir 0'dan? Hayır. Şu for'a tekrardan girmedi ve gelip backslash n'le bir alt satıra indi. Geldi. Bir alt satıra. Şuradan. Sonra tekrar yukarı çıktı. I variable'ımın yeni değerine 1 oldu. 1 küçük müdür 4'ten? Evet. Yine bu for'un içerisine girdi. Ve şurada 4, I variable'ım 1 oldu. 4 eksi 1, 3. 3 adet boşluk bıraktı. 3 adet boşluk bıraktıktan sonra tekrardan şuradaki algoritmayı çalıştıracak. Bu yüzden şurayı bir silelim. Bakın şurada row'u 4 girdik. Şu an I'yı 1 kabul ettik. Tamam. Şimdi I değerim kaç? 1. Çünkü döngüm ikinci kez dönüyor. J 0'dan başlıyor. 0 küçük eşit midir 1'den? Evet. J değerim 0 olduğu için 1'i atadı. Bakın şuradaki 1 geldi. Şuradaki 1'i yazdırdı ve 3 adet boşluk bıraktı. 1, 2, 3. Sonra geldi J++. J'in yeni değerine 1. 1 küçük eşit midir 1'den? Evet. Hala döngüye girdi. 1 0'a eşit olmadığından şu if çalışmadı. Else bloğu çalıştı. Şimdi number'ımın ilk değerini yukarıda 1 atayacağız birazdan. Bak, şuraya 1 atayalım ki yanlış bir sonuç elde etmeyelim. Number'ımın eski değeri 1. Bakın şurası 1. O zaman 1 dedik. 1 çarpı bakın I variable'ımdan I değeri I variable'ım şu an kaçta? 1'de. J variable'ımı çıkarıyorum. J variable'ım şu an kaçta? 1'de. Artı 1 diyorum. Bölü J variable'ımı. J variable'ım kaç? 1. Şu 1 ile şu 1 birbirini götürdü. 1 bölü 1 1'dir. 1 çarpı 1 1'dir. Bakın şuradaki sağdaki 1'i de bulduk. Güzel. Gittik. J değerim kaç oldu? 2. 2 küçük müdür 1'den? Hayır. Şu for'u kırdı. Artık şu for'da değiliz. Backslash n ile bir alt satıra iniyor. Bir alt satıra indi. Bunu yazdırdı ve tekrar gidip şurada for'u kontrol etti. I değeri artık 2. I variable'ımın. Row 4. 4 eksi 2'den 2 adet şöyle boşluğumu yazacak. Sonra gelip şuradaki algoritmayı tekrardan kuracak. I variable'ın içerisindeki değer artık bakın şurada 0'dı, şurada 1'di, şurada 2, şurada 3 olacak. Şu an 2'de. I variable'ım 2 olduğu için 4 eksi 2'den 2 oldu. 2 tane boşluk yazdık dedik. Geldik. Artık I variable'ımın değeri 2. Dikkat edin. I variable'ım 2. Şimdi J 0'dan başladı. Şimdi if eğer J 0'sa 1'de. Bakın şuradaki 1'i yazdırdık. Şuradaki 1'i bu şekilde yazdık. J 0 olunca number'a 1 de geç. 3 boşluk bırak. 1, 2, 3. Güzel. Sonra J++ olduğu için J'in değerini 1 arttıracak. J kaç oldu? 1. 1 küçük eşit midir 2'den? Evet. Tekrar geldi. Artık if'in içerisine girmeyecek. J 0 olmadığı için J 1 olduğu için else bloğu çalışacak. Şimdi az önceki değeri neydi number'ın? 1. Değil mi? Program kapanmadığı için number'ın en son değeri number'da kaldı.
Number'ın en son değeri az önce 1'di. Tamam, 1 çarpı, tekrar geliyorum bakın, i variable'ım kaç? 2 eksi j kaç? 1 şu anda. Artı 1 diyorum, bölü j değerim şu an 1'de olduğu için 1. Şu artı 1 ile şu eksi 1 birbirini götürdü. 2 bölü 1 2 çarpı 1 2 oldu. Güzel. Number'ımın şu an artık değeri 2. Ne yazacakmış ekrana? 2 yazacakmış. Bakın şuradaki 2'yi de bulduk. Sonra 3 adet boşluk bırakıyor şöyle. Sonra tekrardan geliyor j 2. J değerim 2 oldu j++. 2 küçük eş midir 2'den? Evet. Yine buraya geldi. If çalışmayacak, else çalışacak. Number'ımın son değeri neydi? 2 idi. Güzel. Number'ımın son değeri 2. Şurayı silelim. E number'ımın son değeri 2 ise 2 çarpı i variable'ımın değeri 2, j variable'ımın değeri 2 artı 1 bölü j değeri. J 2. Bakın şu 2 ile 2 birbirini götürdü. 1 bölü 2 çarpı 2'den şu 2 ile 2'yi götürdü. 1 kaldı. Şöyle 1. Yani anlayacağınız şu 1'i de bulduk. Güzel. O 1'i de yazdırdıktan sonra geldik. J değerim kaç oldu? 3 oldu. 3 küçük eş midir 2'den? Hayır. Şu for'u kırıp çıktı. Geldi backslash n'i yazdırdı. Yani şöyle gelip şuraya geldi. Sonra geldi yukarıya. Şurada i variable'ımın yeni değerine 3. E şu an 4 eksi 3'ten 1 oldu. Bir kez boşluk bırakacak. Şuraya bir boşluk bırakacak. Ve tekrar buradaki algoritmayı çalıştıracak. E benim, bakın, benim şurada şöyle burayı bir sileyim. Algoritmanın şurasına dikkat edin bakın. Artık i variable'ım 3. Şurası 3. Bakın. J 0'dan. 0 küçük eş midir 3'ten? Evet. O zaman gelecek if j küçük eşit eşit 0. Number'ı 1'e eşitledik. Yani her satırda aslında ben number'ı sıfırlıyorum. Bakın. Number'ı her satırda ben sıfırlıyorum. 1'den başlatıyorum. J 0 olursa number 1 değil mi? Number'ın en son değeri ne olacak? 1 olacak. Güzel. J 0 için yaptık. Şuradaki 1'i bulduk. Şimdi geldi J++. Şimdi J'in 1 oldu. 1 küçük eş midir 3'ten? Evet geldi. Artık bu if'in içerisine hiçbir zaman girmeyecek. Çünkü J 0 olmayacak. 1 olduğu için gelecek. Number'ımın eski değerine 1. 1 çarpı i variable'ımın değeri 3 eksi J 1 şu anda artı 1 bölü J. J 1'dir. Şu 1 ile şu 1 birbirini götürdü. 3 bölü 1 3'tür. 3 kere 1 3. Number'ımın artık değeri 3. Bakın şuradaki 3'ü yazdırdı. Ve şöyle 3 adet boşluğumu da yazdırmış oldum. Ve devam ediyorum. Number'ım 3. Bakın J değeri artı kaç? 2. J'yi 2 üzerinden tekrardan yapacağız. O halde şurayı bir silelim. Şimdi J 2. 2 küçük eşit midir 3'ten? Evet. O zaman içerisine girdi ve else bloğu çalıştı. Çünkü J 0'a eşit olmadığında else çalışacak. J 2. Number'ımın en son değeri neydi? 3'tü. Bakın number'ımın değeri 3. 3 çarpı i variable'ım 3 eksi j variable'ım 2 oldu artı 1 bölü j değerim 2. 3'ten 2 çıkarsa 1. 1 artı 1 2. 2 bölü 2 1. 1 çarpı 3 3. Gördüğünüz gibi number'ımın yine değeri 3 oldu. Bakın şuradaki 3'ü buldu. Güzel. Tekrar geldik. J'in yeni değeri ne? 3. 3 küçük eşit midir 3'ten? Evet. O zaman tekrar içerisine girdi ve else tekrar çalışacak. Hemen göstereyim. Number'ımın eski değeri ne? 3. Çünkü bununla çarpıp number'ın içerisine atıyoruz değil mi? Eski değeri kaç? 3. Az önce gördük. Çarpı. I variable'ımın değeri 3. J variable'ım 3 oldu. Artı 1. Bölü J değerim 3. Şu 3 ile şu 3 götürdü. 1 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı 3. 1 yapar. Yani number'ımın artık son değeri 1. Bakın şuradaki 1'i buldu. Gördünüz mü? Ve sonra 4 oldu. 4 küçük eş midir 3'ten? Hayır. Bu for'u kırdı. Geldi backslash n ile bir alt satıra geldi. Artık burada row kaçsa. Şimdi I variable'ım 4 oldu. 4 küçük müdür 4'ten? Hayır. O halde şu dış for'u da kırıp çıktı. Ve ekrana şunu yaz. Emin olmak istiyorum. Yani şu an sallamasyon bir algoritma mı bulduk? Emin olmamız lazım. 4 yazdığımda bakın. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Gerçekten benim Pascal üçgenimi buldu. Ama ben emin olmak istiyorum. 7 yazacağım bakın. 1, 1 ile 1'i toplayın 2. Şöyle 1 yazı 1, 2, 1. Sonra geliyor 1 yazdık. 1 ile 2'yi topladık 3. 2 ile 1'i topladık 3. Ve 1'i yazdırdık. Geldik aşağıya. 1 yazdırdık. 1 ile 3'ü topladık 4. 3 ile 3'ü topladık 6. 3 ile 1'i topladık 4. 1'i yazdık. Şurada 1'i yazdık. 1 ile 4'ü topladık 5. 4 ile 6'yı topladık 10. 6 ile 4'ü topladık 10. 4 ile 1'i topladık 5. 1 yazdık. 1'i yazdık. 1 ile 5'i topladık 6. 5 ile 10'u topladık 15. 10 ile 10'u topladık 20. 10 ile 5'i topladık 15. 5 ile 1'i topladık 6. Ve 1 attık. Gerçekten Pascal üçgenimi başarılı bir şekilde bulmuş. Nasıl?
şuradaki algoritmayla. Yani sizin şunu ve şunu, şu boşluğu yapabileceğinizi düşünüyorum. Yani biraz uğraşıp bu algoritmaları çıkarırdınız. Asıl çıkarmakta çok aşırı zorlanacaksınız ki ben de bununla çok aşırı zorlanırdım. Birkaç haftamı alabilirdi şunu formülize etmem. Bu yüzden işin en zor kısmı bu. Bizim şurada şunlara bir atamamız kolay. Şu boşlukları yapmamız kolay. Şurada birinci satırda bir, ikinci satırda iki, üçüncü satırda üç eleman geldiğini bulmak da kolay olurdu. Ve şuradaki J0'lara bir atamak kolaydı şu bir if'le. Şu else bloğundaki 1-2-1'i, 1-3-3-1'i, 1-4-6-4-1'i, asıl şu kısımları bulmak işin zor kısmı olurdu. Ama şuna dikkat edin bakın. Şimdi Pascal hücrelerindeki şu son birleri görüyor musunuz? Sağdaki, en sağdaki birleri. Aslında buradan bunu çıkarmak daha basit oluyor. Niçin? Adam buradaki formülde öyle bir şey bulmuş ki. Mesela bakın şurası 2 olduğunu düşünün. Bundan bir önceki değerin. Şurası öyle bir değer çıkıyor ki 2, şurası 1 çıkacak. Çünkü niye? Mesela satır sayısına dikkat edin. 2-2 olacak. 3-3 olacak. 4-4 olacak 4. satırda. 5. satırda 5-5 olacak. Yani bu i ve j değerleri birbirini götürecek. 1 bölü ne olacak? Mesela 5. E number'da 5 çıktığı için onu götürecek. Örnek veriyorum bak şurada. Number 5 burada. 1 bölü 5, 1. Yani her türlü sonuncusu sayının 1 olmasını sağlayacak şekilde kurmuşlar. Belki asıl formülü oradan çıkarmışlardır. Sağ tarafı 1 yapacak şekilde bir algoritma geliştirerek. Her neyse bu ders biraz zor oldu ama önemli olan şurada iç içe for'ları. Bakın bir for'un içerisinde iki tane alt alta for kurabilirdik. Şimdi ben normalde şurayı yazmazdım da kafanız karışmasını istedim. Dedim belki 3 tane for'u iç içe yazdığımız gibi bir yanılgı oluşturabilirse. Yoksa normalde size ne demiştim? For'dan sonra tek bir satır varsa küme parantezlerine gerek yok. Ancak şu for'la şu for'u karıştırmayın. Yani olay burada şu şekilde aslında. Bir dış for var. Şu dış for. Ve bu dış for'un içerisinde 2 adet iç for var. Bakın. Şu for ve şu for. Yani yapımız bu. Dış for. Dış for içerisinde 2 adet for var. Ve şuradaki backslash n şu iki for çalıştıktan sonra. Neyse bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.